Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin kesin olarak İstanbul önlerine gelen delillerinden biri tefsir kitaplarında وَلَا تُلْكُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَ ayetinin tefsiridir. Açın herhangi bir tefsir kitabını. Kendinizi tehlikeye atmayın mealindeki bu ayetin tefsirine bakın. Şunu göreceksiniz. Ebu Eyyub el-Ensari ve diğer bir takım sahabe-i kiram, takım mücahitler savaşta ön tarafa doğru kendilerini attılar. Diğer orada bulunanlar وَلَا تُلْكُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَ kendinizi tehlikeye atıyorsunuz dediler. Durun dedi Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri. Bu ayet bizim hakkımızda indi. Biz Medine-i Münevvere'de böyle ilk senelerden sonra biraz dünyaya daldık. Hurma bahçeleri bizi meşgul etti. Ve bunun üzerine kendinizi tehlikeye atmayın, cihattan, infaktan vazgeçmeyin mealinde bu ayet indi. Biz Medineliler hakkında indi. Dünyaya aşırı derecede değer verdiğimiz zaman bu ayet bizi indi. Yoksa savaşta, siperde kendini öne atmakla ilgili değildir dedi. İşte Çanakkale'de öyle değil mi? Siperdekiler şehit oluyor, arkadakiler geliyor. Onlar şehit oluyor, göz göre göre, göz göre göre ateşe, göz göre göre silaha, göz göre göre cihada, göz göre göre şehadete giden insanlar. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri وَلَا تُلْكُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَ nefsinizi tehlikeye atmayın ayetini, yani dünyaya tamamen kendinizi vererek, cihadı unutarak, ilmi terk ederek, infakı terk ederek kendinizi, ahiret hayatınızı tehlikeye atmayın manasında olduğunu ifade buyuruyor.